Herkese merhaba. İkinci video ile karşınızdayız. Bugün de şu kopan, yani şu kısmı kopan tamburu çeviren kayışı değiştireceğiz. Şurada gördüğünüz gibi tamburu çeviren kayış. Bunun için yine geçen ilk bölümde taktığımız tekerlekleri söküyoruz şu kısımdan. Yan kapakları söküyoruz. Ve tamburu şöyle buradan ittirerek tamburu geri oynatıyoruz ve şu aradan kayışı çıkartıyoruz. Yeni kayışımız burada. Şimdi tekrar bunu geri yerleştireceğiz. Evet, bu işlemi iki kişi yapmanız gerekiyor. O yüzden ben eşimden destek alacağım. Şuradan takmaya başlayacağız. Ve böyle geçireceğiz. Şöyle şimdi öncelikle şöyle yavaş yavaş geçiriyorum. İlk başta nasıl geçirdiğimiz çok önemli değil. Sonradan düzeltiriz. Biraz da bu taraftan. Kayışı geçirdik. Şimdi onu montajını yapacağız buraya. Gördüğünüz gibi şey buraya giriyor. Şu kısma. Şurada bir tane yay var. Bu yay buraya takılıyor. Ve şuna takılıyor ve böylece gerginliği sağlıyor. Gördüğünüz gibi aslında oldukça yukarıda. Olay bundan ibaret yani. Böyle çalışıyor. Yani buna biraz böyle bastığı zaman tamburu döndürmeye başlıyor. Şimdi ben öncelikle tekerlekleri takacağım. Tekerleklerden sonra da yayı takacağım. Yayın montajı biraz zor. Şu görmüş olduğunuz yayı şuraya takacağız arkadaşlar. Şuraya girecek. Bu da buraya takılacak. Yani bunun buraya girmesi biraz zor. O yüzden biraz uğraşacağım. Umarım başarılı olurum. Şeyim zaten yerinde. Bakıyorum şeyi döndürüyor mu diye. Gördüğünüz gibi döndürüyor. Hiç sorun yok. Dediğim gibi bunu buraya biraz takmak biraz zor maalesef. Yayı oraya yerleştirmeyi başardım. Bu yay kasnağı tutuyor. Dolayısıyla bu yayı sökmeniz yeterli. Şimdi son kontrollerimizi yapıp çalıştıracağız. Bakalım makine çalışacak mı? Hadi bakalım. Evet, şimdi makinemizi açıyoruz. Evet, gördüğünüz gibi makine sorunsuz ve sessiz şekilde çalışıyor. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bir önceki videomuzda tekerlekleri değiştirmiştik. Bu videomuzda da tamburu döndüren kayışı değiştirdik. Umarım faydalı olur. Videoya yorum yapmayı, beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Teşekkür ederim.